hadi. Of, bu defa neyin var? Bu film öyle berbat ki vücudum almayı reddediyor. O halde alma ve git buradan. Yapamam. Kız kardeşime söz verdim. Ver şunu. Ver şunu. Haklısın. Bu film o kadar kötü ki vücudumdaki her atom onu izlemeyi reddediyor. Hadi o kadar kötü olamaz. Pony'nin kuyruğu mu? Vay canına. Bunu sizin için kiralayacağım. Yoksa bütün gün buradayız. İyi filmlerimin arasına saklarsam beynimi kandırabilirim. Geri! 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 Yor bu! Hadi geri! Gözlerinizi acıtmanın kolay yolları vardır. Geri, bugün onun istediği bir şey yapacağımızı Anais'e söz verdik. Bu kadar dayanılmaz olduğunu bilemedik ve henüz izlemedik bile. Hadi geç kaldık. Tanrım, eve gittiğimizde yüzünü asacak. Ne? Böyle mi? Hayır, o sessiz öfke. Beni düş kırıklığına uğrattığınız ifadesi olacak. İşte bu. Ama başını sağlamayı unutma. Bunu kaldırabilirim. Benim için hiçbir anlamınız yok hareketini yapmadığı sürece. Merak etme. Önümüze bir şey çıkmadığı sürece yetişeceğiz. Ay. Ne? Ona yardım etmeniz gerekmez mi? Kapağını siz açmışsınız. Ne olmuş? Siz daha yakınsınız. Yani bu sizin probleminiz. Yardım edebilir misiniz? Nenle dostum, yardım etmek isterdik ama acelemiz var. Ama şu anda çukurdayım. Bu kadar şey olmasaydın oraya sıkışmazdın. Şişman mı? Hayır, demek istediğim... Obur mu? Tosuncuk mu? Aslan parçası mı? Dalgın! Dalgın diyecektim. Bence çok tatlı birisiniz. Yine de nasıl bir man kafa telefonuyla mesajlaşırken etrafına bakılmaz ki? Mesajlaşmıyordum. Koştuğumu herkes bilsin diye durumu güncelliyordum. Neden? Elmore Plus'taki o küçük beynilerden almak için. Ah, çıkaralım seni buradan ilgi budalası. Merhaba. Yüzünü asıyorsun değil mi? Neden geciktiniz? Komik bir hikaye. Çukura düşen bir adama yardım ediyor. Yalana gerek yok. Benimle filmi izlemek istemediğiniz belli. Hayır, bu doğru değil. Lüksemburglu züppe bir prensi etkilemeye çalışan bir prensesi Pony'yi ehlileştirmesini izlemek için sabırsızlanıyorum. Affedersin, öyle demek istemedim. Sadece beynim bu filmle ilgili yalan söylemeyi reddediyor. Acele edin, tamam mı? Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin ha? Güzel. Şimdi kimin problemi? Dostum hemen eve gitmeliyiz. Suçluluk ölçeğimde 5. damarıma bastı. Gumbo, Darwin. Ne haber çocuklar? Merhaba. Rich? Az önce bana bir soru gibi mi Rich dedin? Rich mi dedim? Affedersin dostum. Adını kastetmiştim. Nedir? Nedir? Rob! Adım Rob. Rob! Elbette dostum özgürüm. Hey dinle. Şu anda felaket acelemiz var ama en kısa zamanda görüşmeliyiz. Seni ararım dostum. Telefonum yok ki. Beni hatırlamıyorsunuz değil mi? Ve bu yalnızca öylesine bir söz. Dostum ondan değil, sadece biraz dalgınız. Çünkü çok komik bir şey oldu. Şu çukuru görüyor musun? Darwin! Bu ne yaptığına inanamıyorum. Ne yaptım? Hatırlamıyorum. Baba, ben sıkıcı mıyım? Tabii ki hayır çilekli turtam. O zaman Gumball ve Darwin neden benimle takılmıyor? Düşün Richard, düşün. Küçük kızın güvensiz hissediyor. Bu gerçek bir ebeveyn sorunu. Şimdi söyleyeceklerin hayatı boyunca onu etkileyebilir. Bu yüzden doğru şeyler söyle, doğru şeyler söyle, doğru şeyler. Efendim? Annenle konuş. Durmayalım dostum. Böyle koşmaya devam edemem. Hadi yapabilirsin. Her şey beyninde. Anlamıyorsun. Bacaklarım bitti. Kemiklerime bile kramp giriyor. Biten bacakların değil, öyle sensin. Mi? Bir kez olsun bacaklarımı denemelisin. Meydan mı okuyorsun?